Milattan önce 5. yüzyıl Atina ve Sparta ile çeşitli Yunan şehirlerinin, daha doğrusu Yunan şehir devletlerinin Pers işgalcilerine karşı güçlerini birleştirmeleriyle başlıyor. Fakat Pers tehlikesi geçtikten sonra Atina ile Sparta ve çeşitli müttefikleri arasında gerginlikler artmaya başlıyor. Sparta, Atina donanmasının biraz fazla güçlü görünmesinden endişeleniyor. Bu donanma 2. Pers işgalinde çok önemli rol oynamıştı. Daha sonra Perslere karşı saldırı amacıyla bu şehir devletleri Delos Birliği'ni kuruyorlar. Ancak o da giderek daha fazla Atina İmparatorluğu gibi görünmeye başlıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu aslında stratejik bir oyun gibi. Ne kadar fazla toprak alırsanız sahip olduğunuz kaynak artar, kaynakların sayısı artar, daha fazla gemi inşa edersiniz ve daha fazla askere sahip olursunuz. Böylece daha da fazlasını alabilirsiniz. Sparta ve Atina birbirine daha fazla rakip olmaya başladıkça Sparta Atina'nın nüfusu, kaynakları ve askeri gücü konusunda iyice endişelenmeye başlıyor. Evet. Sparta'da bir de deprem oluyor. Hatta muhtemelen bu deprem Sparta'nın Atina'ya istila düzenlemek istediği sırada gerçekleşiyor ve Spartalıları savunmasız bırakıyor. Sonra Spartalı kölelerin, helotların ayaklanması gerçekleşiyor. Atinalılar Spartalılara yardım etmek için askerleri, hoplitleri gönderiyor. Bu askerlerin adı hoplit. Hoplitleri gönderiyor ancak Spartalılar bu durumdan şüphelenerek onları geri gönderiyorlar. Ve daha sonra tarihsel olarak iki Spartalı müttefik olan Megara ve Korint arasındaki çatışmayla olaylar iyice tırmanıyor ve burada Atina taraf tutmaya karar veriyor, Megara ile ittifak kuruyor. Bu Spartalılar için çok büyük bir şey ve bu yüzden savaşı ilan ediyorlar. Böylece 1. Pelopones Savaşı olarak bilinen şey meydana geliyor. Fakat bu Pelopones Savaşı dediğimiz şey değil, karışmasın. Daha ziyade Spartalılar ile Atinalılar arasında ilk olarak çok açık bir çatışma yaşandığı zaman bu. Ve bu çatışmalar yaklaşık 15 yıl sürüyor ve 30 yıl barışı olarak adlandırılan bir dönemle sona eriyor. Aslında bu 30 yıllık barış yalnızca 15 yıl civarı sürüyor ve bütün bu zaman boyunca gerginlik artmaya devam ediyor. Delos Birliği veya Atina İmparatorluğu bu sırada giderek güçleniyor ve Atina Deniz Kuvvetleri gücünü arttırıyor. Ve bir kez daha olaylar iyice tırmanıyor ve Peloponnes Savaşı olarak bildiğimiz savaş başlıyor bu sefer. Milattan önce 431'de Sparta kralı daha önce şüpheyle yaklaştığı bir fikir olan Attika'yı istila etme fikrine sıcak bakmaya başlıyor. Bu arada Attika hakkında çok şey duyacaksınız. Tam burada bulunan bölgeden bahsediyoruz. İşte şurada, Atina'nın da içinde olduğu bu dışarıya doğru çıkıntılı küçük yer. Ve Peloponnes Savaşı'nın ilk aşamasına Arkidamos Savaşı deniyor. Arkidamos Savaşı. Bu savaşın adı Attika'yı bir nevi istemeyerek işgal etmeye karar veren Sparta Kralı'nın adından geliyor. İşte birinci aşama Arkidamos Savaşı. Arkidamos Savaşı'nın temel unsurları şunlar. Sparta ordusu Attika'ya ve Atinalılara tekrar tekrar saldırıda bulunuyorken, Atina'nın donanması da Peloponez ve Ege kıyılarında baskınlar yapıyor. Atinalıları ve Spartalıları iki farklı renkte yapalım şurada arkadaşlar. Evet işte bu. Spartalıları bu kırmızı renkle gösterdim. Attika'ya orduları da saldırıyorlar. Atinalılar'ı da bu açık mavi renkle gösterelim. Bunlar da Peloponez ve Ege'deki çeşitli noktalara saldırarak etkilerini daha da arttırıyorlar. İlk aşama yaklaşık 10 yıl sürdükten sonra sona eriyor ve Nisiyas Barışı ile e, bu dönem bitiyor. Nisiyas Barışı. Aslında bu 50 yıllık bir barış dönemi olarak tasarlanmıştı. Ancak çok uzun sürmüyor. Çatışmalar devam ediyor ve Atinalılar 415'te Artık iktidar alanımızı genişletmek istiyoruz diyorlar. Yine burada stratejik bir oyun oynandığını düşünebiliriz arkadaşlar. Ne kadar çok şehir devleti ele geçirirsek, ne kadar çok vatandaş vergi verirse, ne kadar çok askere sahip olursak, sahip olabileceğimiz servet ve gemi inşa etme kapasitemizde, kabiliyetimizde o kadar fazla olur değil mi? Yani bunlar hep birbirine bağlı stratejik bir oyunun parçaları. Dolayısıyla Atinalılar Siraküza'ya kadar gitmeye karar veriyorlar. Bu arada Siraküza'nın da yerini netleştirelim. Bakın, işte burada, Sicilya'nın kıyısında. Bu antik dünyada aslında oldukça uzun bir mesafe. Yani burada Siraküza'yı ele geçirmek için uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. İşte 415'te başlayan yolculuk. Bu yolculuk felaketle sonuçlanıyor çünkü oraya gitmeye çalışan gemiler tahrip ediliyor ve Siraküze halkı Spartalılardan yardım aldıkları için Yunan donanması yok ediliyor. Bu da genellikle Pelopones Savaşı'nın ikinci aşaması olarak görülüyor. İşte bu Siraküze saldırısı. Evet. Ve bu iki yıllık bir döneme denk geliyor. Çünkü donanmayla Siraküze'ye kadar gitmek kısa sürmüyor malum. Ve bu bizi Pelopones Savaşı'nın üçüncü aşamasına getiriyor. Şunu biraz ilerleteyim şimdi bakın. Üçüncü aşamaya genellikle İyon ayaklanması deniyor. İyonya ülkemizin Ege kıyılarına denk gelen şu bölge. Atina İmparatorluğu'nun bir parçası olan şehir devletlerinden birçoğu isyan başlatıyorlar. Spartalıların bu isyanlara yardım etmeye çalıştıklarını tahmin edebilirsiniz. Çünkü Atina'yı her zaman zora sokmaya çalışıyorlar. İyon ayaklanmasına bazı kaynaklarda Dekeliya savaşları da deniyor. Dekeliya, Atika'nın en üst bölgesinde yer alan küçük bir köy ve Spartalılara doğru ilerlemeye yarayan stratejik bir konumda. İşte bu savaşın adı da bu bölgeden geliyor. Savaşın bu üçüncü aşaması boyunca Spartalılar Perslerden yardım alıyor. Hatırlarsanız Persler onların düşmanıydı. Spartalılar ve Atinalılar Perslere karşı birleşmişlerdi. Ancak bunun üzerinden zaman geçti. Şimdi 70 ya da 80 yıl sonrasındayız ve Spartalılar savaşı kazanmak istiyorlar. Bu yüzden Perslerin yardımını alıyorlar ve nihayet milattan önce 405'te Aegospotami'de bir deniz savaşı gerçekleşiyor ve bu savaş Spartalılar için kesin bir zafer oluyor. Spartalılar kesin bir zaferle Atina deniz kuvvetlerini yok ediyorlar. Milattan önce 404'te Atinalılar teslim oluyor ve bu meşhur Peloponez Savaşı bitiyor. Fakat aslında bu Spartalılar için büyük bir zafer değil. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi şehirler yok edildi. Yunanistan'ın büyük bir bölümü zayıfladı ve bölgenin tamamı saldırılara açık bir duruma geldi. Ve önümüzdeki yüzyılda yani 4. yüzyılda Makedonyalı Filip sahneye çıkıyor ve bu zaaftan yararlanıyor. Makedonlar aslında Yunanlarla akraba ama Filip yine de 5. yüzyıl boyunca oluşan bu zaafı kullanarak Yunan şehir devletlerine saldırıyor ve tüm bunların sonucunda Makedonyalı Filip Yunanistan'ı birleştiriyor adlı videomuzda da gördüğümüz gibi farklı şehir devletleri birleşiyor.